Merhabalar, İki Anne Bir Mutfak'tan ben Seda. Bugün sizlere çocuklarla mutfakta çalışırken ve çocuklar mutfakta yemek yaparken nelere dikkat etmeliyiz onu anlatacağız. Bu videoyu lütfen izleyin ki çocuklar mutfağa girsin çünkü mutfağa girmeleri çok değerli. Çok kısaca bahsedeceğim. Çocuklar mutfağa girdiği zaman yemekle ilişkileri daha iyi oluyor. Obeziteye karşı daha korunabiliyor çocuklar. Yemeği anladıkları için daha sağlıklı beslenebiliyorlar. Matematik bile öğreniyorlar, dilleri gelişiyor ve hayata bakış açıları geliştiği gibi beceri kazandıkları için de özgüvenlerine çok yardımcı oluyor. Şimdi ana iki tane konu var çok önemli olan. Birincisi güvenlik konusu, ikincisi hijyen konusu. Önce güvenliği konuşalım. Bir defa mutfak yanıcı maddelerin, kesici maddelerin olduğu bir yer. O yüzden de çok özen gösterilmesi gerekiyor. Profesyonel mutfakta bile şefler birbirlerine bu konuda çok dikkat ederler. O nedenle güvenlikte iki şey var. Bir yakan şeyler, bir kesen şeyler. Yakan şeylere baktığınız zaman fırın, ocak, sıcak saplar, sıcak kulplar, sıcak kapaklar bunların hepsi çok tehlikeli, ellerini yakarlar. O yüzden de mutlaka sıcak şeylere yaklaşırken bir bezle yaklaşmaları gerektiğini söyleyin. Artı ateş 7-8 yaşından sonra başlayacaktır kullanmaya. Yine fırından bir şey çıkarma konusunda, ateşi elleme veya ateşe yaklaşma konusunda bir yetişkin olarak mutlaka sizin orada olmanız gerekiyor. Eğer kendileri mutfağa tek başlarına girmek istiyorlarsa da bunu size söylemeleri lazım ki siz orada bulunun. Yine bu tehlikeli noktalarda müdahale edebilin. Yine buhar sıcaktır. Aslında hiç fark edilmez ama kaynayan bir tencereyi açtıklarında ellerinde bezle bile açsalar yüzlerini yaklaştırdıklarında buhar gelebilir. Bir başka konu saçları. Saçlarının toplu olması gerekir. Eğer çünkü ateşe yaklaştıkları zaman hiç fark etmezseniz saçları hop diye alev kapabilirler. O yüzden de ateşle ilişkide ve ısıyla ilişkide çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kaynayan bir tencerenin içindeki suyu taşımak veya ısıtılmış bir kettle'ı, su ısıtıcısını taşımak da yine çocuğun değil yetişkinin görevi olmalı. Aman diyelim. Bunu bir kenara koyduk. Eğer kendi kendilerine yemek yaptılarsa ocağı kapatma konusunda önemli bir şey bu. O yüzden şunu söyleyin onlara. Sesini bağırarak bana de ki ocağı kapattım. Yani böyle çevirdiği zaman ocağı kapattım desin. Bunu siz de duyarsınız. O da kendisi için emin olmuş olur. Çok da iyi işe yarıyor. Tavsiye ederim. Ondan sonra bir de işin kesiciler tarafı var. Kesiciler tarafında da bu sadece bıçak değil. Aynı zamanda rende var. Ondan sonra soyucular var. Ne olur dikkatli olun. Bir defa bıçak taşıma konusunda onlara öğretmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman bıçağı şöyle tutmamaları gerekiyor. Yani şöyle ilerlemeleri çok büyük bir risk. O yüzden de bunu mutlaka söylemeniz gerekiyor. Her zaman bıçağı aşağıya doğru tutacaklar. Ve kendilerini uzak tutacaklar. Bunu söylemeniz önemli. Bir de tabii rende var. Bir şeyi rendelemek istiyorlar ama orada ellerine zarar verilebilir. Bunu da mutlaka söylemeniz gerekiyor. Yaşları ilerledikçe bıçak kullanacaklar. Eğer bir şeyleri kesmeye özeniyorlarsa o zaman daha plastik bıçaklarla böyle muz gibi, avokado gibi bazı daha yumuşak şeyleri kesmeleri öğretebilirsiniz. Ve burada da şöyle bir tüyo var size. Bir eli arkada kalsın, tek eliyle kesmeye çalışsın. Çünkü halen 3-4 yaşında bir çocuk, mesela oğlumda biliyorum, bu elini buraya koymaya kalkıştığı anda kesme riski olabilir. O yüzden bu elini arkada tutmayı öğrensin. Özellikle normal bir bıçak kullanıyorsanız. Bir de şu pençe modeli vardır. Bu pençe modelini öğretmek lazım. Bu kolay bir model değil. Ben kendim de çok iyi beceremiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama parmaklarını içeride tutmaları gerektiğini bilsinler. Bir şeyi keserken eğer bir patatesi tutuyorsa mesela veya havucu tutuyorsa şöyle yaparsa o zaman böyle kestiğinde buradaki kemiğe gelecektir. Bir de işin hijyen tarafı var. Bu da çok önemli. Burada da tabii ki kaçınılmaz olan şey ellerini yıkamaları ve mutfağa girerken elleri yıkamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. El yıkamanın dışında yine saçları toplamak. Biraz evvel söylediğim gibi saçların toplu olması hem bir şey, yanma riskine karşı koruyor hem de tabii ki saçın yemeğin içine girmesini engelliyor. O yüzden de saçlarını toplamak iyi olur. Bir konuda yalamak. Şimdi yemeği yalamakta işte bir şeyi tattı. Tabii ki çocuklar ister istemez tadıyorlar. Bir defa aynı kaşıkla tatmamaları gerektiğini söylemek gerekiyor. Evet ailecek yiyoruz ama birisinin hastalığı olabilir. Evdeki diğer kişiye geçebilir. Özellikle de çok çocukluysanız dikkat edin derim. O yüzden de bir şey tatmak istiyorsa kendine ayrı bir kaşık alsın, onunla tatsın. Ondan sonra o kaşığı da tekrar yemeğin içine sokmasın. İkinci hijyen konusu ise çiğ yumurta, çiğ tavuk, çiğ etin olduğu yemeklerde
O yemek yapılırken yemeği tatma konusu. Özellikle bu kekte çok olacak bir şeydir. Çünkü istiyorlar o keki tatmak ama yumurtada salmonella riski var. O yüzden de oradan uzak durmak, belki yumurtayı katmadan önce çok canlıları tatmak istiyorsa yumurtayı katmadan önce bir tattıktan sonra yumurtayı katmak iyi fikir olabilir. Yine aynı şekilde tavuk ve etli yemeklerde çevirirken daha yemek iyi pişmemişken tavanın içinden tatmak riskli. Çünkü etin ve tavuğun doğru bir ısıya gelmesi gerekiyor yemeden önce. Evet, bunlar başlıca önemli konular, güvenlik ve hijyen konusunda. Lütfen çocukları mutfağa sokun, pisletsinler, arkalarından temizlemeyi öğretin ama yeter ki girsinler mutfağa ama güvenlikleri ve hijyene dikkat ederek. O zaman bütün çocuklar mutfağa. Görüşmek üzere. Sevgili İki Anne Bir Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.